Bazen öyle tuhaf olaylarla karşılaşıyor, öyle şaşırıyoruz ki bu kadar da olmaz demekten başka çare kalmıyor. İşte bu da onlardan biri. İstanbul'da bir kebapçı kuryesi sipariş getirdiği binanın asansörüne küçük tuvaletini yaptı. Apartman sakinleri ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırdı. Bir kurye yemek getirdiği binanın asansörüne gereken işlemleri kendisi yapmış. İki gündür gülüyorum ben bu konuda. Devamlı sipariş verdiğimiz yerler aslında. Devamlı sipariş verdiğiniz yerler. Yani devamlı veriyoruz evimize sipariş yemek olarak. Arkadaş dedi niye bindin dedi. Asansöre dedi şok oldum. Kurye tuvalet ihtiyacını yemek getirdiği binanın asansöründe giderdi. Apartman sakinleri şokta. Şimdi nasıl soracağım ben bunu bilemiyorum. Vallahi biz de arkadaşın özgüvenine hayranız. Bir görelim mi efendim olay yeri? Lütfen buyurun. Arkadaş kamera kayıtlarında da gözükecek gibi zaten o kenara öyle. Efendim hijyene ve temizlik kurallarına belki de en çok dikkat ettiğimiz şu dönemde Pendik'te işte bu apartmanda öyle bir olay yaşandı ki. İğrenç bir şey. Gören gözlerine, duyan kulaklarına inanamadı. Binadan biri yemek siparişi verdi 2 gün önce. Kurye yemeği getirdi, teslim etti. Tam çıkacaktı ki bir anda çok sıkıştığını fark etti. İnanması güç ama tuvaletini asansöre yaptı. 2 gündür çok gülüyorum bu duruma. Bina sakinleri asansörün halini görünce kameraları inceledi. Görüntülerde o kurye ile karşılaştılar. Arkadaş aşırı derecede sıkışmış. Keşke dışarıda bir yere bu işlemi yapmış olsaydı. Asansöre binebiliyor musunuz şimdi? Kokudan dolayı asansör şu anda hijyen altına alınacak. Yani ki asansörü kullanmıyoruz yani merdivenden inip çıkıyoruz çünkü hala temizlenmedi. Efendim Kerem Güngör neden gülüyor diye düşünebilirsiniz ama aslında ağlanacak halimize gülüyor. Sinirleri iyice bozulmuş durumda tüm apartman sakinlerinin. 2 gündür asansörü kullanamıyorlar. Tabi sinirler de bozuk olunca manzaraya bakıp kahkaha atıyorlar. İşte bu olay yeri burası. Rezilliği herkes gördü. Biz de gördük. Efendim bu nasıl bir şey? Ay bilmiyorum yani ilk defa duydum böyle bir şeyi de. Ben gerçekten söylüyorum. Biraz gülme gelmez mi ya? Sinir bozucu bir durum ya. Ediyorsun gidiyorsun. Yönetici o kuryenin çalıştığı kebapçıya ulaşıp durumu anlattı. Özür dileyen işletme binanın tamamını temizletme sözü verdi. Şimdi apartmandaki herkes gülüyor efendim. Herkesin siniri bozulmuş. Evet ama çok komik bir şey. İlk defa duydum böyle bir şey. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz.